Merhaba bebeğim, hoş geldiniz. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün sizde birazcık altını toparlıyoruz. Sonra da Ramazan iftarı için güzel bir Ramazan pidesi yapıyoruz. Madem bunlar da artık bir saat önceden satışta iptal oldu da sıcak pide alamıyorsunuz. Biz de sıcak sıcak kendimiz yaparız. Çok kolay. Evet, hadi bakalım şimdi temizliğe başlayabilirim. Fikrimi değiştirdim. Hazırladım, süpürge yapacağım. Şimdi dolapları sileceğim. Ondan sonra yere ilaç sıkacağım. Ondan sonra açık telleyeceğim. Bir de sileceğim. Toz alacağım. Bir çek. Bugün hadi mutfağa çıkartalımlardan dedim. Böyle. Temizlik başlasın o zaman. Evet, bugün mutfak temizliğim bitti çok şükür. Dolapları sildim, yerleri güzelce böyle bitirmiş bulunmaktayım. Sadece bugün mutfağı yapabildim. Alıyı falan da kaldırdığım için biraz oyaladı. Öyle güzelce mutfak temizliğim bitmiş oldu. Mis gibi oldu mutfağım. Yarın da diğer odalar kısmetse. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol annem. Canım annem. Canım oğlum benim, sağ ol, Allah razı olsun. Oğlum da öyle bana yardım ediyor. Fırtman tozunu da sen al dedim. O yüzden sağ olsun onlar şimdi tozunu alıyor. Böyle. Yarın da burayı girerim mi? Bilmem girmez miyim? İnşallah girerim. Bilmiyorum artık bakalım. Çamaşırlar çıktı makineden, şimdi onları sereceğim. Benim malum evimde balkon olmadığı için tabi çamaşırlar açacağım. Tabi buraya ortaya çamaşırla sereceğim. Sevmiyorum ama yapacak bir şey değil. Evimin en sevmediğim yeri, o özelliği o ama. Öyle işte. Hadi bakalım. Şimdi köfte patates kızartacağım akşamlık. Allah'tan dünden makarnam var. Dünden makarnam var, çorbam var, tatlım var. Yanına da biraz köfte patatesi yaptın mı? Akşamlık yemeğimiz hazır. Hadi bakalım. Tabii onları da hazırlarken çekmeyi unutmam. Geldim annemden getirdiklerim. Maydanoz, annemin bahçede maydanoz var. İlaçsız kendi maydanozları, kendi ektiği ilaçsız şeysi doğal. Onları böyle gece otururken ayıklamıştım. Şimdi de birkaç suyu kıyacağım. Ondan sonra süzgeçte süzeceğim. Şoka atacağım. Ondan sonra böyle annem acı biber turşusu kurmuş. Eşim çok seviyor diye eşime göndermiş. Özellikle diğerce gönderdim bir şey diyor. Annemin arkadaşı bana dün tarhana getirmiş. Ben marketteyken, Allah kabul etsin, böyle yaş tarhana. Böyle nasıl oluyor biliyor musunuz? Böyle boza gibi oluyor kıvam. Böyle acı acı, baharatlı baharatlı. O kadar lezzetli oluyor ki böyle bardağa koyup için. Canım size, şimdi ben bunu böleceğim. Birkaç, yani bunu herhalde bir 10 tane bölerim. Şoka atıyorum, derin dondurucuya yani. Tarhana yapacağım zaman oradan çıkartıyorum. Suda eritip tarhanayı yapıyorum. Ispanak var yine annemin bahçeden. Bu poşette de var ayrıca. Bunları da şimdi yıkayacağım, süzülecek. Ondan sonra da şoka atacağım. Marul, maydanoz. Burada çıngılı mantı birazcık verdi annem. Burada kırmızı kelem, havuç. Zeytin koymuş biraz. Birkaç tane ceviz. Bu da dereotlarını da dün doğramıştık. Dereotlarını da şoka atacağım. Hazır hemen bir şey olduğu zaman. Bu da marulla taze soğan. Böyle bizim köyde bir adet vardır, bir laf vardır daha doğrusu, şey derler, kız annesinin evden giderken çalı süpürgesi titrermiş, beni de götürecek diye korkudan. Galiba ben birazcık bugün öyle yapmış olabilirim. Ama hepsini annem verdi. Çünkü çok güzel annemle bir temizlik yaptık. Annemin çok güzel öncüsü geçti çok şükür, kalp damarlarında falan bir sıkıntı yokmuş. Öyle bakalım, şimdi ben bunları yıkamaya geçiyorum. Yıkayıp süzdürüp süzdürüp şoka atıyorum. İleride hazır. Arkadaşlar, köyden getirdiklerimi doldurdum, hazırladım. Bakın bunlar ıspanaklarım. Yıkadım güzelce, süzdükten sonra 3 poşet çıktı. Yani 3 yemeklik ıspanağım hazır çok şükür. Bakın dereotlarım. Bunları da şu derin dondurucuya atacağım. Bakla yaptığım zaman, cacık yaptığım zaman hemen çıkarmak için hazır. Bu da maydanozum. Maydanozu da böyle yıkadım. Böyle hafif sık böyle dolduruyorum. Bakın bunlar da taranalarım. Taranalarımı böyle ikişer ikişer bağlıyorum. Böyle bir pişirimlik bir pişirimlik. Mesela bu taranayı alacağından buradan kesiyorum. Bunu tekrar şoka hemen geri koyuyorum. Aşağı yukarı dedim 2, 4, 6, 8, 10 tane çıkmış. 10 kere tarana çorbası yapmaya var. Bakın hazırladım hepsini. Şimdi bunları derin dondurucuya yerleştireyim. Öyle. Bakın şimdi yemeği hazırladım. Tabi oruçlu olduğum için gözüm aç. Şöyle bir bakın. Bir de yedikten sonra bakın. Bakalım buradan ne kadar eksik oldu. Bu Ezan. arada ezan da okunuyor. Allah Allah tuttuğumuz kabul oruçları kabul etsin. etsin. Allah kabul etsin. Evet. Yemeğin sonrası da bu. Ben şu an doydum.
Yemek kalan bu kadar. Daha su hiç içemedim yalnız. Bir de daha su bir de içemedim. Düşünsenize yani. Diyorlar ya, bu kadar yemeği kim yapıyor, kim yiyor diyorlar. Yiyenleri size gösteriyorum. Bak biri nasıl güzel iştah alıyor, biri de kamera açık diye yemiyor şu an. Afiyet olsun. Aynen, benimki de duruyor burada. Ama buna şükür, çok şükür tutabiliyorum ya, orucumu yeter. Ben gecenin ilerleyen saatlerinde tamamlarım yeme işini. Evet, bugün de sofram hazır. Dün akşamdan kalan yemeklerim vardı. Onları ısıttım. Böyle servis tabaklarını aldım. Böyle işte kendimce bir şeyler hazırladım. Evet, iftarımızı yaptık, orucumuzu açtık. Şimdi kahve servisine geçiyorum. Böyle soğuk baklava yapmıştım. Kahvenin yanında bugün onları koymak istedim. Bakalım fincan olarak ne kullanacağız? Evet, şimdi karar verelim beraber hangileri kullanacağımızı. Böyle. Şimdi baklava olacağı için yanında ikramlık, bence bunlar daha iyi gider. Nasıl ama dün bir kere de karar verdim. Her zamanki gibi hiç kafayı yormam. Bardak olarak da bunları alıyorum. Kahvelerimizi yapalım. Tabii her zamanki gibi olan kahve içmiyor. O yüzden eşim de bana yapıyorum. Şekerimize koyduk. Benim kahve ölçeğimde görüyor musunuz? Oğlanın mama kaşıkları. 17 seneden beri kullanıyorum bunları. Şimdi kahvemi de yaptım. Şimdi böyle hafif şeyde pişsin istiyorum. Ağır ağır pişsin. Hakikaten tek elle zor oluyor. Bir atasözü var, can tek elle derler. Sonunu söylemeyeyim. Ben de tek elle yaptım ve baksana döktüm her yere. Evet, şimdi sularımı da koyuyorum. Tabii fotoğraf çekmeden olmaz. Kahve çay sunumunun önünde hemen bir fotoğraf böyle gelir. Şöyle bakın. Şöyle tık çekilir. Bak burada da kahve bekleyen bir kocaman bey var. Sağ olsun yardım ediyor. Ben iftar açtıktan sonra biraz ağrı çekiyorum. Fazla bir şey yemesem de baya baya ağrı oluyor midemde. Bütün midem yattı olduğum için herhalde. O yüzden sofrayı kurması benden. Kaldırması kimden? He? Benden. Sağ ol. Teşekkür ederim. Şükür. Şu saçı niye bu kadar kısa kestiriyorsun ya? Daha iyi. Güzel olur. Ama ben seni böyle kıvırcık halini seviyorum. Baksana çok kısa. Daha Böyle iyi. tutulamıyor böyle. Kıvırcık oluyor. Bu eşim saçı böyle uzunca böyle kıvır kıvır oluyor. Çok güzel oluyor. Tam hoşuma gidiyor. Böyle bonus kafa Ben olacak ama. sevmem. Evet, sen sevmiyorsun diye olmuyor. Berberler şöyle bir 6 ay kapatsa uzasa saçları böyle kıvırcık kıvırcık sese. Makineyle keseriz. Diyorsun. Yine kestirecek. Yarabbim. Oh. Sağ ol, Allah'a olsun. Valla çok da güzel topladı. Şimdi ben tatlıyı çıkardım diye orası da attım. Yani toplama da benden güzel topladığını itiraf edebilirim. Evet. Kahvelerimi de yaptım. Şimdi hemen bir fotoğraf alıp Instagram'a atıp, beni Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz. YouTube kanalımla aynı. Face'ten de takip edebilirsiniz. Çok sevinirim diyorum. Ve teşekkür ediyorum. Evet, kahvemiz hazır olduğuna göre içmeye geçebiliriz. Bir kahve.
Thank you.